Geleceğimi istiyorsun. Beni annem bıçakladı. Ama annem... O bıçakladı. Hapislerde çürüyecek. Kafa dinlemeye geldik. Geberin ulan. Ulan ben sizin... Gerçeği söyle. Seni kim bıçakladı? Halil'in karısı beni bıçakladı. Git şimdi. Çok ağrım var. Yalan söylediğini biliyorum Fidan Hanım. Sen ne kadar beni bıçakladı dersen de... ...ben Sabriye Hanım'ı kurtarırım. İyileşince iki yakan da elinde olacak. Hadi. Kes babayı. Bırak kızı. Dur bakalım. Kaçsana çürük. Hadi kaç. Yanlış anladın abi. İyi misin Lamia? Çok korktum efendim. Siz kampa dönün. Beni çürükle yalnız bırakın. Hadi yürü. Baş başa kaldık çürük. Korkuyorsun değil mi? Şimdi seninle ufak bir oyun oynayacağız. Sen kaçacaksın. Benim tek şansım var seni vurmak için. Ona kadar sayacağım. Hadi kaç. Ona kadar sayıyorum. Abi. Bir. Abi. Canım abim benim. İki. Abi köpeği olayım sen. Üç. Aa, abicim ama. O herif bir daha buraya giremez. Dünya kadar borcu var serserinin. Hadi eyvallah. Hop. Durun bakalım. Ne? Ya ne oldu? Demek Halil sizin arkadaşınız. Ne olacak? İyi öyleyse Halil'in borçlarını ödeyin bakalım. Bize ne ya Halil'in borcundan ya? Az ileride bir jandarma karakolu varmış. Kızı oraya teslim edin. Olmaz. Neden? Ben kıza söz verdim. Avukat amcasını bulacağız. Karakola gitmekten korkuyorsun. Çünkü adamı vurdun değil mi? Kız benimle geliyor o kadar. Yani annemin kurtulması Fidan'a mı bağlı? Büyük ölçüde öyle kızım. Ama o cadı annemi kurtarmaz ki. Mutlaka bir yolunu bulacağız. Merak etme sen kızım. Allah o cadıyı kahretsin. Kanıyor. Kanıyor bu yara be. Allah'ın cezası olmadan çıkamasam kemerip gideceğim. Hocamla barışmak mutlu etti beni. Tekrar işine döndün galiba. Evet. Seni yeniden çağırmasının nedeni ne? Lamia'nın annesini tutuklamışlar. Neden? Halil'in dansöz bir arkadaşı varmış. Onu bıçaklamışlar. Neredeyim bebe? Bizim çadırdayız. Bu Sübül. Kocası Sezai. Ben Deniz de Melekçe Barocu. Ormanda bayılmışsın. Biz de bulduk seni. Fidan korkak bir karıdır. Daya bıçağı boynuna. Bülbül gibi şakır. Gene gerçeği söyleyemez. Başka yalan uydurur. Boş ver. Alan kurtulsun. Unutma. Daya bıçağı boynuna. Biz nereye geldik? Burası benim evim. Bu gece burada kalırsın. Boş lan, git başından. Bırakın beni, bırakın beni. Dur Civan, bırakın lan. Dur. Bırakın lan, bırakın beni. Bırakın. Bana doğruyu söyle. Ben söyleyeceğimi söyledim. Git başımdan. Hadi yallah. Vallahi polis çağırırım şimdi. Polis gelinceye kadar gebertirim seni. Ne yapıyorsun kız? Deli misin sen? Çek şu bıçağı. Hemen konuşmaya başla. Yoksa boğazını keserim. Söyle seni kim bıçakladı? Manyak mısın? Söyle! Yeter söyle diyorum! Semiha ne yapıyorsun sen? Özlem abla. Ver şunu bana. Ver şu bıçağı. Lamia isminde küçük bir kız tanıyor musunuz? Güzel, cici, masmavi gözleri olan bir kız. Evet. Ben Lamia'nın avukatıyım. Daha doğrusu avukat amcasıyım. Siz neden aradınız? Yoksa Lamia'yı... Bir dakika avukat bey. Avukat amca telefonda. Konuş Lamia. Avukat amca. Lamia kızım sen misin? Benim avukat amca benim. Neredesin yavrum? Seni çok merak ettik kızım. Benim avukat amca. Sizi Özlem ablayı çok özledim. Beni babamdan kurtardılar. Adresinizi alıp size getirecekler avukat amca. Güzel haberdeyim. Beni merak etmeyin. Bana çok iyi davranıyorlar. Beni babamdan... Alo? Alo avukat amca? Alo Lamia? Lamia kızım? Alo? Alo avukat amca? Telefon kesildi efendim. Öyle mi? Bakayım. Alo? Evet kesilmiş. Sonra tekrar ararız. Şimdi arasak efendim. Avukat amcam beni merak eder. Sonra ararız dedik ya duymadın mı? Bana kızdınız mı efendim? Yok hayır. Kızdırmadın Lamia. Üzülme. Şimdi bazı işler için dışarı çıkmam gerekiyor. Sonra da telefonu yaptırırız. Avukat amcanı arar buluruz tamam mı? Hadi doğru odana. İyice bir dinlen bakalım. Neden salonda oturmamı istemediniz? Fulya'yla yalnız kalmanı istemiyorum. O biraz hastadır.
Yalnız kalırsan sana zarar verebilir. Anladın mı? Anladım. Şimdi kapıyı dışarıdan kilitleyeceğim. Sakın korkma, tamam mı? Ne zaman geleceksiniz? Hemen geleceğim Nabiye. Bir dolap çeviriyorsun ya, göreceğiz. Günaydın hocam. Kolay gelsin hocam. Hoş geldin Özlem. Hastaneden geliyorum. Fidan'la görüştüm. Hı hı. Evet. Ne oldu hocam? Şimdi bir telefon geldi. Lamia ile konuştum. Ama sonra kesildi. Lamia olduğuna emin misiniz? Tabii ki eminim. Çok güzel bir haber. Çok sevindim. Neredeymiş? Bilmiyorum. O kadar uzun konuşmadık. Önce bir adam çıktı telefona. Kimmiş, öğrenebildiniz mi? Sekreter kızı adını söylememiş. Peki Fidan'dan bir netice çıktı mı? Maalesef efendim. Söylemiştim sana. Boşuna gittim. Bence iyi oldu hocam. Semiha... Ne oldu Semiha'ya? Öğleden sonra ona da gitmek istiyorum hocam. İyi olur. Kızla ilgilen. Semiha babasının kızı. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Evet, haklısınız. Ama lütfen bugün buradan ayrılma. Lamia'dan her an telefon gelebilir. Keşke Ankara'da işim olmasaydı. Ama şimdi gitmeliyim. Ne zaman dönersiniz? İşim biter bitmez. İyi yolculuklar hocam. Sekreteri tembih et. Lamia ile ilgili bir haber alırsa beni hemen cepten arasın. Tabii tamam hocam, hiç merak etme. Allah'a ısmarladık. Dur bir dakika. Kızı neden kilitledin? O telefon numarası neydi? Seni neden ilgilendiriyor? Ben hastayım öyle mi? Her şeyi duydum Faruk Bey. Ne istiyorsun o küçük kızdan? Bu kız var ya bu kız. Gerçekten çok zengin. Ölen babası Ekrem Bey'in adını çok duymuştum. Bu kız kaybolmuş. Ve onu bulmak için para ödemeye hazır bir avukat var ortada. Şantajla adamdan para mı alacaksın? Polislerle başımız belaya mı girsin istiyorsun? Bizim başımız zaten belada. İyice batağa girdik. Borcumuzu ödeyemezsek o herif bize ne yapar biliyor musun? Sus ve işime karışma. Ya çocuğa para ödemezlerse? Cesedini bile bulamazlar. Hayır. Ben bu işte yok. Biz ortağız. Hem bizim gibi insanlardan kim şüphelenebilir ki? Faruk! Faruk dinle beni. Bak çok yanlış yapıyorsun. Konuşma bitmiştir, anladın mı? Lütfen Faruk dinle. Çocuk kaçıracak, fidye isteyecek insanlar değiliz biz. Ne yaptığının farkında mısın sen? Sus, bağırma. Herkes duyacak. Ben ne diyorsam o olacak, anladın mı? Kıza karşılık parayı alıp borcumuzdan kurtulacağız. Şimdi kapa çeneni ve şu aptal kafanı çalıştır, tamam mı? Ama Faruk bak. Sus dedim, içeri gir. Salak. Aman Tanrım. Olacak şey mi bu? Şaka yapıyor ya da çıldırmış olmalı. İnanamıyorum, inanamıyorum. Bu kadar kötü olamaz. Fidyeyi alamazsa çocuğu öldürecekmiş. Tanrım, Tanrım, tutuklanıp hapislere de düşeceğiz. Senin durumunda ağır ceza verirler. Gece yarısı kadının evine girip takmışsın. Kaç kere söyledim, ben yapmadım. Yapanı bulamazlarsa suç senin üstüne kalacak kızım. En az 2 sene yersin. Allah korusun, ölürüm ben, dayanamam. Bir şey olmaz, merak etme. Yalnız senin herif bayram yapar. Ah ah, sen burada sürünürken o da dışarıda gününü gün eder. Şimdiden başlamıştır bile. Erkek milleti kardeş. Boş, sanki cezayı ben verdim kendim. Ulan avcı olacak her yere. Ulan ne saçmalar kafama isabet etseydi. Buna da şükür be. Abi sanki canlı diyor gibi. Kafesler uçacak gibidir. Gideme. Hiçbir yere gideme. Kadı içti. Bunu da üfledik mi? Kız sürdüz bana da böyle büyü yaptı. Hadi ah. Gel. Oh. Ah. Bu ne ya? Hop! Nazar içindir civanım. Git işine be, bana nazar mazar değmez. De böyle, maşallah ya terifsindir. El alevi gözü sevdi. Gözü kaladın, gözü çıksın. Nişanlara gelsin. Sürün sürün sürünsün inşallah. Ulan tanımadığınız insanlara ne bir dua ediyorsunuz be. Hem bakan baksın be. Öyle deme, sana yalnız biri baksın, sen de onu sevesin. Yapma ya, yapma. Bırak, bırak. Kaybol abi. Kaybol. Baba be. Tövbe. Tövbe ya. Ulan. Ulan ben biraz dinleneyim. Sonra yolu tutarım. Oh.
Doktor haklıydı Celal. Kapat şu konuyu tamam. Ağam daha iyileşmedin ki. Beni mi düşünüyorsunuz yoksa kendinizi mi? Tabii ki seni düşünüyoruz. Biraz daha kalsan daha iyi olurdu. Yeter. İsteyen kalsın. He? Yok canım biz senin için demiştik. Haklılar ağam. Biraz daha kalsan. Sen de iyi olurdu dersen gebertirim seni. Kabak hep benim başımda patlıyor. Ne dedin? Yok bir şey ağam. Alo, avukat Nazım Bey'in ofisi, buyurun. Nazım Bey'le görüşmek istiyorum. Yoklar efendim, kim arıyor? Kendisi beni tanımaz. Ne zaman gelir? Şehir dışına çıktılar, ben asistanıyım. Hangi konuda aradınız, size yardımcı olabilir miyim? Özel bir mesele. Lamia. Lamia kızım. Lamia duyuyor musun beni? Efendim? Faruk senin çok zengin olduğunu söyledi. Doğru mu bu? Lütfen bana cevap ver kızım. Doğru mu bu? Evet efendim çok zenginim. Bütün param avukat amcamda. Niye soruyorsunuz? Faruk abi geldi mi? Allah kahretsin. Yazık olacak bu çocuğa. Parayı alamazsa bu kızı öldürecek. Faruk çıldırdı. Bu kızı mutlaka kaçırmalıyım. Gitsin. O da kurtulsun biz de. Kızım ben deli falan değilim. Bak. Ben size bir şey yapmadım. Bak dinle. Faruk sana yalan söyledi. Telefon falan bozuk değil. Niye yalan söylesin bana? Siz beni hiç sevmedin zaten. Sen akıllı bir kıza benziyorsun. Faruk avukata parayla verecek seni. Eğer parayı alamazsa seni öldürür, anladın mı? Bak bu odaya da kaçmayasın diye kilitledi seni. Hadi yavrum hadi kalk kaç buradan. Hadi bak zamanın yok, neredeyse gelir. Doğru mu söylüyorsunuz? Bak eğer sana kötülük yapacak olsam git der miyim hiç? İnan bana. Hadi, hadi canım. Bak, bana kötülük yapmasın diye camdan kaçmış derim. Tamam mı? Hadi, hadi yavrum, hadi. Hadi kızım, yolun açık olsun. Al şu parayı da ihtiyacın olur. İstemem. Hadi, hadi, hadi çok konuşma. Çabuk, çabuk, çabuk. Lamia, o odadan nasıl çıktın sen? Sana soruyorum, nasıl çıktın? Ben gitmek istiyorum efendim. Hiçbir yere gidemez. Seni de o kuleye de gebertirim. Gel buraya. Yürü. Bırakın beni ya. Bırakın beni ya. Aç. Gel abi. Yavaş abi. Aman yavaş ulan yavaş, kolumu koparacaksın. Acıtma. Gel abi. Dikkat edelim ha. Yavaş abi dur. Bacağımı bırak. Tamam tamam tamam. Ne tamam tamam deyip duruyorsun. Hastanede yatarken bile bu kadar acımadı canım. Oğlum bir sandalye getir. Hadi. Hadi bakalım içeri taşıyalım. Otur abi. Hadi şimdi. Ulan Halil. Benden beter o. Emin. Beter o. Emin. Kızı neden kaçırmak istedin ha? Var. Ben kaçırmadım. Candan kaçmış. Doğru söylüyorum. Sen sus. Dinle beni Fulya. Bana karşı gelinmez bilirsin. Bilirim. Evet. Git bak. Eğer o herif gelmişse yokum. Avda dersin tamam mı? Tamam. Anladım. Topla kendini biraz. Terslik olmasın. İkimizin de sonu olur. Dediklerimi yaparsan mutlaka beladan kurtuluruz tamam mı? Tamam. Tamam anladım Faruk. Sen de yerinden kıpırdama tamam mı? Ne?
Ortağın nerede? Adnan Bey, hoş geldiniz. Sana ortağın nerede dedim. Avda olduğunu söylemiştim. Daha dönmedi. Sana inanmıyorum. Gerçekten yok Adnan Bey. İki senedir beni oyalıyorsunuz Fulya Hanım. Parayı alırken iyiydi. Ödemeye gelince yan çiziyorsunuz. Rica ederim Adnan Bey. Bırakın bu kibarlık numaralarını. Bütün evi arayın istiyorsanız inanın ki yok. İki senedir borcunuzu erteledim. Artık bıçak kemiğe dayandı. Senin ve ortağın Faruk'un tam 48 saatiniz var. Ne yapıp yapıp bu parayı bulun. Yoksa karışmam. Tam 48 saat. Ne yapıp edip bu parayı bulun. Eğer para gelmezse... Adnan abi, ben buradayım. Adnan abi. Bunu ortağına aynen söyle. Eğer para gelmezse... Çat. Dediğimi anladınız mı? Yukarıda mı saklanıyor? Hayır Adnan Bey. Anlarız şimdi. Gerçekten yok Adnan Bey. Şşt. Yok demiştim size. Bir ses duyduğuma eminim. Yan villadan gelmiş olabilir. Ustalar çalışıyordu orada. Şimdilik gidiyorum. 48 saati unutmayın Fulya. Eğer senin için alacağım para olmasaydı... ...şimdi gebertmiştim seni, anlıyor musun? Bir daha hata yaparsan... Yapmayacağım efendim, söz veriyorum. Alo. Merhaba. Adnan Bey merhaba. Ben de iki kere sizi aradım. Cep telefonunuz kapalıydı. Evet, bir iş toplantısındaydım. Onun için kapattım. Bir sorun mu var? İki saat önce Lami'yi aramış. Hocamla telefonda konuşmuşlar. Bu iyi haber işte. Çok sevindim. Peki Lamia'yı almaya gidelim. Neredeymiş? Maalesef hocam nerede olduğunu öğrenemeden telefon kesilmiş. Sonra? Sadece bu kadar. İyi olduğunu söylemiş. Güzel bir evdeymiş. Sonra birden ses gitmiş. Olacak şey değil. Çok merak ettim. Bir yerde buluşalım mı? Hocam bir iş için şehir dışına çıktı. Ben de Lamia'dan telefon gelebilir diye bürodan ayrılmayacağım. Bir aksilik oldu herhalde. Tekrar arar. Bana da hemen bildir. Ortağımı çok özledim. Onu görmek isterim. Faruk yapma. Kızın canın acısın. Karışma. Acısın ki bir daha hata yapmasın. Söz verdim efendim. Bir daha yapmayacağım. Bunun yüzünden az daha atlana yakalanıyordum. Faruk. Faruk. Çocuk işte. Korkudan yapmıştı. Asıl para vermezlerse korksun. Hem sen atları nereden tanıyorsun? Ali abimin çay bahçesinde tanıştık. Bana para verdi. Çiçek satıyordum ortağımda. Sonra babama yakalandım. Her neyse. Şimdi beni iyi dinle Lamia. Avukat aradım. İş için bir yere gitmiş. Yarın yine arayacağım. Ve onu buluncaya kadar sen bu odadan çıkmayacaksın, tamam mı? Faruk. Kaçmak gibi bir saçmalığı sakın aklından geçirme, tamam mı? Anladın mı? Anladım. Anladın mı dedim? Anladım efendim. Bu kız kaçarsa senden bilirim ona göre. Tamam Faruk, anladım. Canımı acıtıyorsun. Daha çok acıyacak. Çık dışarı. Senin hesabımız daha bitmedi. Lütfen yapmayın efendim. Onun bir suçu yok. Karışma sen. Dediklerimi sakın unutma, tamam mı? Anladım efendim. Kaçmaya çalışmayacağım. Faruk.
Hakkında karar verilmiştir Sabriye Güneş'te. Fidan isimli kadını evine zorla girerek planlı bir şekilde öldürmek amacıyla bıçaklı saldırıdan 5 yıl ağır hapisle cezalandırıldı. Hayır, hayır hakim bey, ben yapmadım. Yalan söylüyor o kadın. Götürün şunu. Yalvarırım, yapmayın. Hayır. Rüyaymış. İyi günler. Söyle bakalım Sevgi Hanım, ne istedin? Yarım ekmek, biraz beyaz peynir. Bir de su verir misin? O kadar param var mı? Param yok. Kusura bakma kızım. Artık kimseye veresiye vermiyorum. Evde yiyecek bir şey yok. Aç mı kalayım? Neyse, parası annem babam gelince verir. Annen hapiste, baban da ortalarda yok. Burası düşkünler yurdu değil kızım. Hadi işine. Paran olunca gelirsin. Ya ne oldu buna ya? Allah kahretsin şu parasızlığı. Allah kahretsin babam olacak o herifi. Bir lokma ekmeğe muhtaç olduk onun yüzünden. Ulan yuh sana ben. Yarım ekmekle peynirin lafı mı olur? Bağırıp durma be. Ben bedava mı mal alıyorum sanki? Toptancı para ister. Dükkan sahibi kira ister. Yazık. İnsanlığınız kalmamış. Sözde büyük şey. İnsanlar açlıktan ölür, kimsenin umurunda değil. Gözünü seveyim köylü ben. Kimi kapısını çalsam bir lokma ekmek verir kurban. Köyün o kadar iyiyse neden geldin? Dön git köyüne. Lan sus, kafamı bozma, dağıtırım buraya. Ne istiyorsa ver, benim hesabıma. Hadi çabuk çabuk. Peki, peki tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Adnan Bey, içeri nasıl girdiniz? Sekreteriniz çıkıyordu, kapıda karşılaştık. Buraya gelmemeliydiniz. Hocam duyarsa... Avukat Bey'in şehir dışında olduğunu bildiğim için geldim. Lamia tekrar aradım. Hayır. Bütün gün bekledim ama aramadı. Tek öğrendiğim şey hayatta ve iyi oldu. Aramaması çok garip geldi bana. Bana da. İnşallah başına yeni bir bela gelmemiştir. Siz miydiniz? Sana yiyecek bir şeyler getirdim Lamia. Teşekkür ederim efendim ama canım hiçbir şey istemiyor. Üzüntüden canın yemek istemiyor. Biliyorum. Ama zorla kendini. Ye şunları, hadi. Yüzünüze ne oldu efendim? Boş ver. Beni kaçırmak istediğiniz için mi oldu? Al, sen düşünme beni. Avukatın senin için para versin de kurtul buradan. Avukat amcam zorla para vermez ki. Babama bile vermedi. Bu sefer verse iyi olacak Lamia. Anlıyorum efendim. Faruk Bey çok kötü biri değil mi? Parayı çok sever. O da üvey babam gibi. Babam da annemi çok döverdi. Siz ayrılın bu adamdan. Kaçın gidin. Haklısın Lamia. Ben yıllardır kaçamadım. Hep hata yaptım. Lütfen üzülmeyin efendim. Buyur şeyimiz abi. Bunlar senin kurban. Nedir bunlar? Yemeklik bir şeyler işte. İstemem, ben dilenci değilim. Ya bak şimdi şunu söyledin ya. Ya kim seni dilenci yerine koydu kurban? Komşu demek yarım akraba demektir. Biz aç kalsak sen yemek getirmez misin bize? Aç mı bırakırsın bizi? Getiririm tabii. Bak gördün mü? Hadi üzülme, geçer bunlar. Babamın bizi düşürdüğü duruma bakar mısın şeyimiz abi? Ne haldeyiz? Yalnız siz mi bu haldesiniz sanıyorsun? Şehirde kimi babadan çekiyor, kimi anadan çekiyor, kimi de parasızlıktan. Kaç aile sefil perişan yaşayıp duruyor şu vicdansız şehirde. Ezip geçiyor insanı, yok ediyor. Bak rengin solmuş. Belli ki açsın. Hadi ye şunlar olur mu? Peki Şeyhmuz abi. Hadi iyi akşamlar kurban. Çok teşekkür ederim Şeyhmuz abi. İyi akşamlar. Bakıyorum kızın yanından ayrılmıyorsun. Evet. Bilirsin çocukları çok severim. Hayatta istediğim tek şey. Bir sürü çocuk ve sevdiğin kocanla mutlu bir yaşam. Ha? Öyle değil mi? Bunda alay edecek bir şey göremiyorum. Saçma. Sana göre saçma. Eğer engel olmasaydın bizim de çocuklarımız olacaktı. Yeter. Çocukları sevmem bilirsin. Ayak mağdurlar. Senin için önemli tek bir şey var, o da para. Ben hırslı bir adamım.
Hayatı başka türlü yaşamak istemiyorum. Biliyorsun Faruk, her şeyimi sana verdim. Kendimi, babamdan kalan mirası. Hiçbiri tatmin etmedi seni. Biraz idareli olsaydın ömrümüzün sonuna kadar rahat yaşardık. Yeter, bunları duymak istemiyorum. Hepsi geride kaldı. Biz boşandık, ayrıldık. Artık sadece iş ortağıyız, anladın mı? Şimdi yapacağımız tek şey, bu kızı avukata teslim edip alacağımız parayla... Lamia avukat amcasının para ödemeyeceğini söylüyor. Umarım öyle bir hata yapmaz. Yoksa kızı öldürürüm. Ne dediğinin farkında mısın sen? Evet. Avukattan parayı almalıyız. Yoksa alttan denen o itten kurtulamayız. Allah, ne olur avukat amcam beni bulup kurtarsın. Yoksa öldürecek beni. Bana yardım et Allah. Ne olursun. Üzülme artık Özlem. Yarın bir haber çıkar Lamia'dan. İnşallah. Sabriye Hanım'ı da düşünüyorum. İlk davamı kaybedeceğim için çok üzülüyorum. Sence ümit yok mu? Hayır. Fidan denen kadın ifadesini değiştirmezse imkansız. Kasıtlı adam yaralamak. En az 1,5 yıl hüküm giyer. Sabriye Hanım buna dayanamaz. Yardım etmeme izin verirsen kadın kurtulur. Asla. Lütfen siz kurtarmayın. Başka bir yol bulmak zorundayım. İnatçılık yapma. Kadının hayatı söz konusu. Lütfen Adnan Bey, halletmeye çalışacağım. Benim işlerime karışmayı bırakın lütfen. Pekala. Yemek yer miyiz? Hayır, istemiyorum. Senin üzüntülerin, sıkıntıların benim de sorunum sayılır. Lütfen böyle düşünmeyin. Ben kendi başımın çaresine bakacak kadar büyüdüm. Tamam Özlem, tamam. Abi alanın aşkı bacayı sardı. O besteledir, duldur, erkeksizdir adam. Eyvallah, yakışırlar da. Elifçi de Talıbaz bile uğurlu budur, uğursuz budur. Gönül bu, ota da konar ona da. Yuh ya! Ulan neredeyse tecavüze uğrayacağız. Sen ne yapıyorsun be? Emre civadır. Bana bak. Şöyle 5 metre uzaklaş bakalım. Şurada bir uyuyalım dedik. Ayıptır be, insan yaşından başından utanır. Civadım. Üstüme gelme. Yıl ışıklığı hiç sevmem. Sert ve sidirli erkeklere bayılırım. Ben öyle erkeklerden değilim, tamam mı? Bu ormandan nasıl çıkacağım, bana yolu göster. Abi çok zor. Yolu bulamazsın. Abi söylesenize. Çok zor. Ulan esir kaldık burada be. Hadi eyvallah. İyisi bir ben sana bir sal bakayım. Ha? Yapışma. Abi önemli diyeceklerim var. Önce bir dinle, beğenmediysen. Git işine. İşine git. Sen falan dinle, ben de sana yolu göstereyim. Bana bak, söz veriyor musun Menekşe Hanım? Menekşe diye dilleri değil. Söz vallahi söz. Ver şöyle. Elleme. Elleme beni. Elleme. Ay. Allah sen bana sabır ver. Tut be. Hadi kızım, bir şeyler ye. Hiç iştahım yok efendim. Çok korkuyorum. Şimdi korkacak bir şey yok Lamia Hanım. Asıl avukat amcam parayı ödemezse kork. Eğer avukat amcam dönmemişse ne olacak efendim? Dönene kadar bekleyeceğiz. Özlem ablam var. Avukat amcamın yardımcısı. Onunla konuşabilirsiniz. İstediğiniz parayı o da verir. Özlem ablan ha? Hadi bakalım, yeter yediğiniz. Kalkın. Faruk, elindeki iplerle ne yapacaksın? Ufak bir tedbir. İkinizi de bağlayacağım. Malum artık sana güvenmiyorum. Yürüyün hadi. Faruk! Anne. Benim canım, korkma. Anneme bir şey mi oldu Özlem abla? Hayır Semiha. Bugün ziyaret günü. Seni götürmeye geldim. Baban dönmedi mi hala? Hayır, dönmedi. Hemen gidelim Özlem abla. Gel canım. Hadi hadi konuş. Sen de aç kulaklarını da dinle.
Abi çok sıkıntılar çekmişsidir. Ama şanslı adamsın. O nasıl oluyor be? Hem şanslıyım hem sıkıntı çekiyorum. Şansı böyle yeşillik bir yerde başlıyor. Güzel bir kadıncağızla karşılaşıyorsun. Boyu boyuna uyku, yaşı yaşına uyku. Yok ya. Doğru ya. Bak kadın da adını çiçeklerden almış. Adına papatya mı desem, melekçe mi desem. Vay be. Hepsi orada mı görünüyor? Evet, dahası vardır. Bu kadın seni el üstünde tutacak. Bir elin yağda, bir elin balda olacak. Vah vah. Nasıl yapacak bu kadın? Canım, kadını balı mülkü vardır. Bunlar tapulardır. Bunlar da bak bankadaki paracıklardır. Sonra ne olacak sonra? Hepsi Erifçi'ye helal olsun. Hay Allah, kafayı yiyeceğim şimdi. Ya siz ailece tırnaksınız be. Fal bitti mi? Bitti. Tamam tamam. Şimdi bana yolu tarif et. Hadi konuşun be. Bana bak, sabrımı taşırmayın. Ya beni sinirlendirmeyin, yolu tarif edin hadi. Bu hayatla gidemezsin. Giderim. Abi burada benim de kal. Olur, kalırım. Önce sen yolu tarif et. Neden şehre gitmek istiyorsun bey amca? Canım, evim var, ailem var. Yoksa evli misin? Aba debeyim. Aman demem. Neden idat edersin gitmek için? Anamı babamı göreceğim. Beni merak etmişlerdir. İyi, ben seni götürürüm. Evolarla da tanışırız. Evet ya. İyi yaparsın anacığım. İyi işte, anlaştık. Hadi gidelim. Hadi. Bırak be, bırak. Bırak. Canım anneciğim. Kızım, yavrum, çok özledim seni. Sen nasılsın Özlem kızım? Benim iyi olmam sizin buradan çıkmanıza bağlı. Fidan ifadesini değiştirmezse burada kalacağım değil mi? Gerçeği söylemek gerekirse evet. O kadın bize düşman. Doğruyu söylemeyecektir. Ama bıçağı boğazına dayadığımda konuşacaktı. Ne diyorsun, ne bıçağı Semiha? Semiha bir hata yaptı Sabriye Hanım. Konuşması için Fidan'ı bıçakla tehdit etti. Benden sonra sen de mi hapse girmek istiyorsun Semiha? Lütfen yapma böyle şeyler. Kahrımdan öldürecek misin beni? Tamam anne, üzülme. Bir daha yapmam. O hayırsız baban ortalarda yok mu hala? Hayır, yok. Halil Bey'in yok oluşu çok garip değil mi? Başına bir iş gelmiş olmasın? Ona bir şey olmaz. 9 canlıdır. Çıkar gelir sanki hiçbir şey olmamış gibi. Halil bu. Çek şu elini, kolum acıyor. Ebedesin. Yeter be, çek be bunu, aldın be. Ya ulan, elin dursa ağzın duruyor. Ne biçim kadınsın sen be? Tebrik kadı dedi. Tamam dur, tamam. Abicim dur, sağda inecek var. Ya çek, bırak be. Abi dursana be. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Hocam aradı mı Müjde? Aradı efendim. Yarından önce gelmeyecekmiş. Başka arayan var mı? Arayanların listesi burada. Ama biri var, isim vermiyor. 10 dakikada bir arıyor. Avukat Bey sordu. Sizinle de görüşmek istedi. Ben bakayım. Sen bana bir çay getirdin. Alo, Avukat Nazım Bey'in ofisi. Özlem Hanım geldi mi? Benim beyefendi. Kiminle görüşüyorum? Kim olduğum önemli değil. Lamia hakkında konuşacaktım. Tanıyorsunuz değil mi? Lamia nerede? Onu telefona verir misiniz? Tabii ki vereceğim hanımefendi. Ama önce 1 milyon dolar gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Anlamadım. Kısacası Lamia elimde. Bu parayı istiyorum. Hem de acil olarak. Parayı almazsam kızı ölmüş bileyim. Şaka mı yapıyorsunuz beyefendi? Çok ciddiyim. Şimdi aç kulaklarını, beni dinle. Parayı ne zaman nereye getireceğini bildirmek için Özlem Hanım, seni yeniden arayacağım, tamam mı? Abi yaslan bana. Ne diye peşimden gelip duruyorsun ya? Adam da babanla tanıştıracaksın ya beni. Bana bak, kabak tadı verdin ha. Ben evli barklı adamım, çocuklarım bile var. Ya. Evet ya, evet. Hadi git içine. Olsun, kader bu. Başımıza ne gelirse çekeriz. Bak şimdi, tövbe tövbe, tamam. Tamamdır, anlaşalım. Evrim şu. Şimdi sen burada bekliyorsun. Ben de eve gidip senin geldiğini haber veriyorum. Sana karşılama töreni hazırlatıyorum. Beni görünce sevinirler mi? Hem de nasıl. Sevinçten bayılırlar. Hatta çok sevinirlerse ölürler. Ev nerede? Ev nerede? Ev şu, şurası. Burada bekle, tamam mı? Canım benim. Çok tatlısın. Bekle, geleceğim.
Oh. Cevap vermiyor mu? Maalesef. Bir türlü ulaşılamıyor. Hadi. Hadi aç şu telefonu. Efendim Özlem. Yardımınıza ihtiyacım var. Biliyorsun her zaman emrindeyim. Yemekte konuşalım mı, ne dersin? Şimdi yemeğin sırası değil Adnan Bey. Çok önemli. Lamia ile ilgili. Hayatı tehlikede sanırım. Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Hayatı tehlikede. Lamia'nın hayatı tehlikede mi? Canın acıyor mu Lamia? Acıyor efendim. Ellerim acıyor. Allah kahretsin. Nerede kaldı bu? Rahat görünüyorsunuz. Ne oldu? Bulabildin mi avukatı? Cesedini görmek istemiyorsa mutlaka dediklerimi yapacaktır. Ama önce bankaya uğraması gerek sanırım. Özlem ablam beni kurtaracaktır. Lütfen çöz bizi. Maalesef. Bu iş bitinceye kadar bağlı kalacaksınız. İşin sigortası bu. Polisi aramayı aklından bile geçirme. Ne yapacağımı bilemiyorum. 3 saat içinde istediği parayı bulamam. Bulsam bile hocamdan habersiz bir şey yapamam. Sakin ol da sen bu işi bana bırak Özlem. Ben Lamia'yı kurtarırım. Bu kadar çok parayı nasıl verirsiniz ki? Kabul edemem. Hem sizinle işbirliği yaptığımı öğrenince... Bırak şu hocana Özlem. Lamia'nın hayatı söz konusu. Yeter ki kızı kurtaralım. Nasıl yapacaksınız? Bana güven. Gel benimle. Bilemiyorum. Hadi Özlem beni dinle. Lamia'yı kurtaralım. Tabancayı ne yapacaksın Faruk? Özlem Hanım bir kelek yaparsa beynine bir tane sıkmak için. Öyle konuşmayın. Özlem ablam çok iyi bir insandır. Göreceğiz bakalım ne kadar iyi olduğunu. Paraları getirince belli olacak Lamia Hanım. Ne zaman döneceksin Faruk? Biz burada böyle bağlı mı kalacağız? Geri sayım başladı. Siz keyfinize bakın. Özlem ablama bir şey yapmayın lütfen efendim. Lütfen, lütfen, lütfen. Sen başka bir şey bilmez misin? Kibar velet. Özlem ablama zarar vermez değil mi? İnşallah, inşallah kızım. Ben bile Faruk'u tanıyamıyorum artık. Para olmadığını anlayınca ne olacak peki? Hiçbir şey Özlem. O anda ben de orada olacağım, merak etme. Yanlış mı yapıyorum acaba? Bana güven Özlem. Sadece bir tedbirdi, bozulma. Ben ne yapıyorum? Doğru mu bu? Doğru yapıyorsun Özlem. Hadi gel, vaktimiz daraldı. Ulan olacak şey değil ya. Gene ne söyleniyorsun Musa? Bir kutu kibrit kaç para Allah aşkına söyle. Bilmiyor musun? 20.000 lira. Ulan her bakkalda fiyat farklı ya. Aa, insanı çıldırtırsınız ya. Aa, gelene bak. Neredesin Halil ya? Cehennemde. Meraklandık Halil. Kaç gündür ortalarda yoksun. Yok ya. Bir yere giderken sizden izin mi alacağım? Ya olanları bir bilsen ya. Aman sus. Gelir gelmez dedikoduya başlamayın. Hadi gidin başımdan hadi. Ama dinle bak Halil bak. Kabak. Siz birbirinizi anlatın daha eğlenceli olur. Karılar gibi. Ayağına ne oldu? Ya karı gibi meraklısınız be. Söylemiyorum be. Meraktan ölün. Hıyarlar. Ama... Korku tünelinde bekleyecekti değil mi Özlem? Evet. Parayı alınca Lamia'yı teslim edecekmiş. Yavaş yavaş gidebilirsin. Bu adam beni nasıl tanıyacak? Neye benzediğimi bile sormadı. Lamia ona seni tarif etmiştir. Korkuyorum. Belki şimdi bizi izliyordur. Korkma. Hep arkandayım. Korkuyu hissetme. Yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi? Hayır. Doğrusu. Güven artık bana. Aa Halil sen misin? Yok ben değilim. Kaç gündür ortalarda yoksun ya? Sana ne un çuvalı. Yoksam yokum. Çok konuşma da işine bak hadi. Ya sizinkilerin başına neler geldi bir bilsen.
Sana ne ulan bizimkilerin başına gelenden? Sana ne? Geldin ha. Ne var ne bakıyorsun deli deli? Çekil kenara. Dünya varmış. Buraya hiç gelemeyeceğim zannettim. Ah bacağım bacağım bacağım. Neredeydin sen? Cehennemdeydim tamam mı? Oldu mu? Sabriye. Sabriye! Annem yok. Ne demek yok be? Bu saatte hala dışarılarda mı sürtüyor? Git bana rakı getir hadi. Git kendin al. Yuh! Kaza geçirdim görmüyor musun? Allah kahretsin seni. Evlat. Besle kargayı oysun gözünü. Geberseydin de kurtulsaydık senden. Çekil. Sen ne dedin bana? Ha? Babana ne dedin sen ha? Ölmemi istiyorsun değil mi? Lan kör velet. Ulan öfken burnumda. Acısını senden çıkartmayayım. Git ananı çağır hadi. Annem hapse düştü. Hep senin yüzünden. Ne diyorsun kız sen? Annem hapiste. Anladın mı? Hapiste. Bağırma kız. Sabriye niye hapiste onu anlat bana. Senin odan söz sevgilin yüzünden. Doğru konuş. Ben doğru konuşuyorum. Yalan mı? Sevgilin değil mi? Dansöz değil mi? Bu işin sonu kötü olacak. Ne kötü insansın sen be. Ulan kızı da dövmezse bari ya. Susun da dinleyelim arkadaşlar. Ulan sen işine gitsene kardeşim ya. Bıraktın dükkanı öyle gelin. Yine. Doğru ya. Soyulacaksın be hadi işine git. Ne biçim babasın sen? Kes. 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 Bana ne olduğunu anlat. O dansözü bıçakladı diye annemi hapse attılar. Bir dakika dur. Sabriye Fidan'ı mı bıçakladı? Hayır, annem yapmadı. Annem öyle şey yapmaz. Fidan öldü mü? Keşke ölseydi. Yaralı, hastanede yatıyor. Polise beni Sabriye bıçakladı demiş. Sabriye öyle şey yapmaz. Vay hadi Fidan vay. Peki o dansöz karısı niye polise öyle söylemiş? Bize düşman olduğunu bilmiyor musun? Ulan iki gün evde yokuz, millet birbirini bıçaklıyor be. Eğer Fidan ifadesini değiştirmezse annem hapislerde çürüyecek baba. Semiha. Babana doğruyu söyle. Sabriye bir cahillik yapmadı değil mi? Bunca yıllık karını tanımıyor musun? Peki Fidan'ı kim niçin bıçaklasın? Onun nasıl bir kadın olduğu belli. Kim bilir kimlerin canını yaktı. Yok ya. Fidan öyle şey yapmaz. İnanmıyorsun ha? Anneme, bana inanmıyorsun. O adi kadını koruyorsun. Annem suçsuz yere hapislerde çürüyecek. Her şey senin yüzünden. Mahvettin hepimizi. Beni de mahvettin. Şşş. Sakin ol. Sakin ol. Allah o Fidan'ı kahretsin. Vay alçak karı vay. Ulan bu bize yapılır mı be? Allah seni de kahretsin baba. Öl geber de senden kurtulalım. Semiha, sana sakin ol dedim. Ben Sabriye'yi kurtarırım. Merak etme. Fidan'la da konuşurum. Şimdi bana söyle, hangi hastanede yatıyor? Sabriye'yi kurtaracağım, söz. Şimdi buradan hastaneye gideceğim. Sen bana hastanenin adresini ver. Yavaş yavaş gidebilirsin. Ya ses kesildi. Bir şey mi yaptı kız acaba? Aman Allah korusun ya. Hop! Ne dinliyorsunuz be? Koskoca adamsınız. Sizde utanma denen şey yok mu? Dinleyen kim Halil?
Biz buradan geçiyorduk. Nah geçiyordunuz. Ulan nerede sevin içine düşecektiniz? Sana söylüyor. Sen gene nereye gidiyorsun Halil? Merhaba. Vakit tamam Özlem. Gidebilirsin. Bol şans. Avukat amcam parayı verir mi Lamia? Bilmem ki, babama bile vermedi. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Sonra çok kötü olur. Özlem Hanım. Paralar bunda mı? Otur bakalım. Lamia nerede? Acele etme. Büroya gelecektir. Allah kahretsin. Oynadın bana değil mi? Ha? Polise haber verdin öyle değil mi? Hayır. Bana haber verdi böcek. Adnan. Sen. Faruk Bey. Artık çocuk kaçırıp şantaj mı yapmaya başladın? Emek evinde duyduğum o ses Lamia'nın sesiydi. Yaklaşırsan kızı öldürürüm. Hiç deneme. Tetiğe basamadan geberirsin. Nasıl yapacaksın bunu? Etrafa bir göz atsana. Gördün mü? Şimdi Lamia'ya karşılık borcunu siliyor. İyi bir anlaşma değil mi? Beni kandırıyorsun. Doğru söylüyorum. Ve cömert bir günüm değil. Şanslısın. Şimdi hemen Özlem Hanım'ın yanından ayrıl. Ve bize sorun çıkarmadan Lamia'ya götür. Hadi. Söz verdim değil mi? Verdim. Sözümü tutarım bilirsin. İyi misin Özlem? Çok korktum. Gerçekten korkulacak bir yer. Hadi çıkalım buradan. Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Bu saatte ziyaretçi giremez. Ziyaretçi olduğumu kim söyledi? Görmüyor musun? Ayağım sakat. Ben hastayım. Kör müsün? Çekil. 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 Peki beyefendi buyurun. Hadi çekil. Oo. Yaşıyor musun sen Halil? Geçmiş olsun. Nihayet beni hatırlayabildin ha? Lamia'nın peşinde olduğumu biliyorsun. Eve yeni döndüm. Kızı yakaladın mı bari? Bırak şimdi kızı. Seni kim soktu bu hali? Kim sokacak? O edepsiz cadolos karın. Evime geldi, sapladı bıçağı karnıma. Fidan doğruyu söyle. Sabri öyle şey yapmaz. Ne demek yapmaz? Yaptı işte. Keyfimden mi burada yatıyorum? Karım bıçakladı beni. Sabriye öyle bir kadın değil. Ya nasıl kadın peki? Senin gözlerin bağlı aslanım. Karın beni deşti. Kızın da buralara kadar geldi. Boğazıma bıçak dayadı. Aç gözlerini aç.
Seninkiler cani, cani. Fidan, gıcıklık yapma. Doğruyu söyle bana. Karın yaptı. Yalan. O karıncaya bile incitemez. Bilmemişti. Ben polise ifademi verdim. Hapislerde yatıp sürüm sürüm sürünsün. Oo, sefam olsun. Ulan ayıp senin yaptığın be. Suçsuz birini içeri attırıyorsun. Hani ulan erkek gibi karaydın sen? Üf, benim canımı sıkma yeter. O kadar meraklıysan git karının yanına. Cezaevinde yat. Sonra da şu hastane masraflarını ödeyiver. Yok ya. Başka bir şey de konuşmayacaksan git başımdan. Bak dinle beni. Hemşire! Hemşire! Zırlama kız! Hastaneye ayağa kaldıracaksın be. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Var hemşire hanım. Bu adam beni rahatsız ediyor. Sancılarım tuttu. Ay. Çıkın ay. Beyefendi odadan. Bir de yalan söylediniz ay. Hastayım diye. Ayıp değil mi? Koskoca adamsınız. Çıkın dışarı. İyi. Çıkarız. Kafa ütüleyip durma. Ay. Güle güle Aslan Halil'im. Sonra görüşürüz. Of, çok geç kaldılar. Bir aksilik mi oldu acaba? Özlem ablamı çok merak ediyorum. Ona bir şey olmasın. Kızım sen kendini düşünsene. Eğer Faruk parayı alamadıysa senin için hiç iyi olmaz. Ne yapıyorsunuz? Seni buradan kaçıracağım. Ölmenden daha iyidir kızım. Daha hızlı sür şunu. Tamam tamam. Ne oldu baba? He. Fidan'la konuştun mu? İfadesini değiştirecek mi? Annem kurtulacak mı? Konuştum kızım. Sonra ne oldu baba? Anlatsana. Annen serbest kalacak. Baba, yüzüme bak. Bana doğruyu söyle. Fidan ne dedi? Sana ne dedim? Sabriye kurtulacak işte. Yalan söylüyorsun baba. Semiha, ben sana neden yalan söyleyeyim? Ben senin kızınım baba. Gözünden anlarım yalan söylediğini. Doğru söylüyorum kızım. Yalan söylüyorsun baba. Vallahi Fidan'la konuştum. Ama ifadesini değiştirmeyecek. Oca dolaza doğruyu söyletemedin değil mi? Hayır. İfadesini değiştireceğim. Yalan baba. Annem kurtulamayacak biliyorum. İkiniz bir olup annemi yaktınız. Allah sizi kahretsin. Bana doğruyu söyle. Hayatında bir kere olsun doğruyu söyle baba. Kabul etmedi kızım. Vicdansız karın. Yani annem kurtulamayacak öyle değil mi? Sabriye'yi kurtarmanın bir yolunu bulacağım kızım. Ne zaman bulacaksın? Hain babasın. Kötü babasın. Hayatımızı rezil ettin. Nefret ediyorum senden. Bu evden, hayatımızdan, her şeyden. Yok olsun. Bitsin artık. Bitsin.